Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ukrayna, Rusya başta olmak üzere son haberlerle karşınızdayız. Çeçenya'da Putin'in kuklası Ramzan Kadirov tarafından yeni bir video yayınlanıyor. Kadirov'un yeni videosunu görmektesiniz. Akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı insansız hava aracıyla çekilmiş yeni görüntüleri yayınlıyor. Görüntüler Kiev Oblastı'ndaki topçu saldırılarını gösteriyor. İHA'larla görüntü yayınlasa da genellikle insansız hava araçlarıyla yani SİHA'larla saldırı gerçekleştirmiyor. Sadece İHA'ları görüntü almak için kullanıyor. Bu da Rusya'nın düzgün SİHA'lara sahip olmadığının bir diğer kanıtı. Yine Ukrayna'da 2 S7 Piyon'a yapılan ağır topçu saldırısına ilişkin net bir görüntü daha yine Rusyaları tarafından servis ediliyor. Özellikle Rusya'nın karadan çok isabetli atışlar yaptığı not düşülürken yine BMD-2, BTR-82K ve Tornado-U ve D-30 obüsleriyle Kiev Oblastı'ndaki Rus ordusunun ilerlemesini görmektesiniz. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından video yayınlanıyor. Ukrayna mevzilerine yapılan saldırının görüntüleri yine insansız hava aracı tarafından bugün 3. kez servis ediliyor. Arayı bir haber sıkıştıralım. Taliban, Afganistan'da İngiliz televizyon kanalı BBC'nin faaliyetlerine son verdi. Bu şekilde haber yayınlanmış. Yine bugün ait uydu görüntüleri Ukrayna'nın Lviv kentinde dün vurulan depolama tesisinde hasar olduğunu gösteriyor. Maripul'da Rus Spetnaz, Roskovardiya, Çeçen birlikleri ve T-72B3 tanklarının olduğu video yayınlanıyor. Çeçenler bölgede sokak savaşına ilerlemeye devam ederken Rusya'nın en büyük devlet kanalı Russia 1'de Kremlin medyası şunu söylüyor. Rusya kaybedemez. Rusya'nın böyle bir hakkı yok. Nasıl yani biz sıradan Ukrayna'ya Zelenski'ye mağlup mu olacağız? Şaka mı yapıyorsunuz? Şeklinde açıklamalarda bulunmuşlar. Yine şunu hatırlatalım. Önceki videolarımızda Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun 28 ila 30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağını söylemiştik. Ukrayna bu tarz açıklamada bulunmuştu. Rus medyası daha doğrusu Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri medya Zvesta'ya göre bir kere tarih bile farklı 29-30 Mart cümlesi kullanılmış. Yine burada görüşmenin nerede yapılacağının belirtilmediği de not düşülüyor. Bunu da söyleyelim. Ukrayna Türkiye'de yapılacak diyor. Rusya tarihinin farklı olduğunu söylerken nerede yapılacağının tam olarak belli olmadığını söylüyor. Bu gelişmeyi de aktarmış olalım. Zaten yarın yapılırsa aktarırız. Yine Çeçen gönüllüler Ukrayna tarafında savaşmaya da devam ediyor. Gerçek Çeçenler Ukrayna saflarında yer alırken buradan videoyu görmektesiniz. Yani Çeçenler Kadirov'un adamlarına karşı da savaşıyor. Yine Kadirov Telegram hesabından video yayınlıyor. Çeçen Cumhuriyeti İçişleri Bakanını görmektesiniz. Kendileri lojistik başkanıyla beraber Çeçen askeri personelinin Ukrayna'da konuşlandırıldığı noktaları ziyaret ediyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Askerlerle konuşma yapıldı. Onlara erzak, ilaç, silah ve gerekli her şeyin sağlandığından emin oldular cümlesi kullanılıyor. Askerlerimizin ihtiyaçlarına gereken ilgi için Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunarım. Komutanın personele böyle bir yaklaşımda bulunması özel harekat sırasında garanti bir sonuç vereceğini gösteriyor açıklaması yapılmış. Yani kuklalar konuşmaya devam ediyor. Bu haberler de bu şekilde servis edilmiş. Kiev'den görüntüler görmektesiniz. Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği yaşanıyor. Bugün sokaklarda insanları görmektesiniz. Kiev'in merkezinde özellikle 4 gündür Rus hava saldırısının azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artıyor. Buradan çok sayıda görüntü paylaşılırken yine de Ukraynalı askerlerin yoğun güvenlik önlemi aldığı da not düşünmüş. Brezilya'nın Kiev Büyükelçiliği de görevine devam ettiğini ve Kiev'de kaldığını söylüyor. Ama artık kentte durum biraz daha sakinleşiyor. Birkaç gündür patlama yok durum sakin açıklamasını yapıyor. Yine dostlar Azerbaycan medyasındaki habere göre Yunanistan marketlerinde yetersiz ürün olduğu belirtiliyor. Piyasalarda tereyağı ve unlu mamur sıkıntısı yaşanıyor. Yine Azerbaycan Devlet Televizyonu Rusya Savunma Bakanının açıklamasını yalanlarken Ferun Azerbaycan ordusunda olduğunu duyuruyor. Önceki videomuzda Rusya Savunma Bakanlığına bağlı askeri televizyon kanalı Zvezda'dan haber aktarmış. Burada bu köyün tekrardan boşaltıldığı haberini aktarmıştık. Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan ordusunun köyden geri çekildiğini duyurmuştu. Azerbaycan Devlet Televizyonu Ferun Azerbaycan ordusunda olduğunu duyuruyor. Bununla ilgili paylaşımı görmektesiniz. Yine Ukrayna medyasında kanıtlanamayan habere göre Ukrayna Rusya Su-34 savaş uçağını düşürmüş durumda. Dediğimiz gibi buna ilişkin herhangi bir görüntü yayınlanmıyor. Evet dostlar canlı haritadan son durumu görmektesiniz. Bir saat önce Donetsk bölgesinden füze fırlatıldığı belirtiliyor. Yine çok sayıda bölgede sirenler çalırken buradan tam olarak sirenleri nerede çaldığına ilişkin bakabilirsiniz yine 4 saat önceki gelişme aktarılmış Rus ordusu Ri ilçesindeki yerleşimi Tornado ile misket mühimmatıyla vurmuş durumda buranın tam olarak koordinatı da şurası yine Rus işgal birliklerinin Azak denizi kıyısında Ukrayna hücresel bağlarını kapattığını belirtiyor yani kısaca çevir hatası olmuş interneti kapatmış durumda tam olarak şu bölgeden bahsediyoruz buranın zaten işgal edildiğini hatırlatalım. Yine dostlar Rus ordusu da çok sayıda kişiyi kaçırmaya devam ediyor. Belediye başkanının açıklamalar geldi. Yine bir başka kişinin tam olarak şu noktada kaçırıldığı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu sabah Fransa, Yunanistan ve Türkiye'nin Maripol için planladığı insanlı operasyon hakkında bu Rusya'nın elinde bir insanlı operasyon olmamalı uygulamayı düşündüğümüz uluslararası insancıl hukuk var açıklamasını yapıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü Rusya'nın bir sonraki pozisyonlu ve ateşkes müzakeresi talep edip etmeyeceklerini tahmin etmek zor açıklamasına yer verilmiş. İlindiği gibi İbrahim Kalın Katar'da konuşmuştu. Yine İsrail Başbakanı Bennett bugün Blinken'la ortak basın toplantısında konuştu. İsrail Ukrayna halkının yanındadır ve acılarının azaltılmasına yardımcı olmak için çabalarımızı sürdürecektir açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi Rusya'nın çoğu silahı daha doğrusu çoğu siyası İsrail kökenli bunu da hatırlatalım. Macron, Biden'ı, Putin'i Ukrayna konusunda kasap olarak nitelendirmesinin ardından Moskova ile sözlü gerilime karşı uyarmış durumda. Yine Maripul'da faaliyet gösteren Rus T-72 tanklarının videosu yayınlanıyor. Kaovka'da Rus işgaline karşı yürüyüş yapılıyor. Her sonda Rus işgaline karşı yürüyüş yapılıyor. Yine aynı bölgeden bahsedilmiş. Rus ordusu Donetsk yakınlarındaki bir bölgeyi yine misket mühimmatı tornado ile vurdu. Rus birlikleri Luhansk bölgesindeki 3 yeri bombalamaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından bu yana 139 çocuğun öldüğünü duyuruyor. Yine Moskova Rus seyir füzeleri Lviv kenti yakınlarında yakıt deposunu imha etti şeklinde resmi açıklamaya da yer verilmiş. Evet dostlar canlı haritadan da son durumu aktarmış olduk. Belarus'taki askeri hareketliliğin dikkat çektiğini de hatırlatalım. Haritada herhangi bir ilerleme veya herhangi bir gerileme yok. Son durum haritası bu şekilde önümüzdeki günlerde şuraların işgal edilmesini beklediğimizi söyleyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.